Adaletin yerini bulması adına ortaya koymuş olduğum mücadele neredeyse Dilan Polat'ın kankası olmamı sağladı. Serbest bırakıldığı haberi yayılır yayılmaz benim telefonlarım kilitlendi. Seninki serbest kaldı, hadi gözün aydın olsun. Dedim ki benimkinin serbest kalıp kalmaması için benim gözümün aydın olmasına gerek yok. Bu ülkede adaletin geç de olsa tecelli bulmasından dolayı toplum olarak hepimizin gözü aydın olsun. Tüm olumsuz tepkilere rağmen kaç video çektiğimi ben de unuttum. Her defasında ısrarlı bir şekilde dedim ki Dilan Polat bu dosyanın en masum insanıdır. Nihayetinde tutuklu bulunmuş olduğu bir senenin ardında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılanmak demek yargılanacağının devam edeceği anlamına geliyor. Ama bizim toplumumuzun maşallahı var. Twitter'da yine coştular. Kıyamet kopuyor. Dilan Polat serbest kalabilir mi? Ülkeyi soyup soğana çevirdi. Böyle bir insanı nasıl serbest bırakırlar? Ya güzel kardeşim, bu yorumu atarken hani kafanın içerisinde mercimek kadar da bir beynin varsa onu biraz kullan. Bedavaya Dilan Polat'ın serbest kalmasının sebebi dosyanın içeriğiyle alakalıdır. Hani Mossack raporu diyorlardı ya, kıyameti koparıyorlardı. Bahis şirketleri var, kara para var vesaire vesaire. Mossack'ın hazırlamış olduğu dosyada denildi ki ne kara para var ne de bahis şirketleriyle ilgili herhangi bir suç unsuru var. Sadece vergi kanununa muhalefet suçu işlenmiş, ancak Dilan Polat'ın bu işte dahli yoktur denilmiş. Ya kanunlardan en ufak bilgisi olan bir kişi raporda yazılan bu cümleleri şöyle değerlendirir. Dilan Polat'ın içeride tutulması bir hukuk cinayetidir. Bugün bile tutuksuz yargılanması doğru bir karar değildir şeklinde okunur. İlk videoyu çektiğimde söylemiş olduğum cümlenin bugün yine arkasındayım. Bu dosyanın en masum kişisi Dilan Polat'tır. Göreceksiniz, çok yakın bir zamanda hakkında beraat kararı da verilecektir. Eğer hukuk cinayeti işlenmiyorsa bu ülkede. Bana gelen telefonlar üzerine olayı check etme adına bir Twitter'a gireyim dedim. Aman Allah'ım, yumurta kafalar nasıl canhıraş bir şekilde devreye girmiş çalışma sergiliyorlar. Nasıl ya diyorlar? Dilan Polat serbest mi kaldı? Dilruba'nın içeride tutuklu kalması, Dilan Polat'ın ise serbest kalması bu ülkede adaletin olmadığını ortaya koyuyor gibi tweetlerle yargıyı etkilemeye çalışıyorlar. Ya etkilemenize gerek yok. Zaten Dilruba eli kulağında, bugün yarın çıkacak. Bu ülkede başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidarın bakanlarına, dini değerlere, peygambere, Allah'a, dine, Kur'an'a, imana küfreden, hakaret eden kim uzun uzun yıllar hapiste kalmış ki Dilruba da kalsın. Onun için hiç telaş etmeyin. Dediğim gibi eli kulağında, bugün yarın çıkar yani. Daha önce de bu suçlardan dolayı tutuklananlar vardı. Merdan Yanar da terör örgütüne destek verdiği için tutuklanmasına rağmen içeride tutulmadı ki toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden Dilruba'nın içeride tutukluluk hali devam etsin. Ya görmediniz mi? Sedef Kabaş içeride bir ay bile tutulmadı. Cumhurbaşkanına aleni hakaret etmesine rağmen. Bugün Samira Beyza diye bir kız da tutuklandı. Eli kulağında, onun içinde kıyameti koparacaklar. Niye kıyameti koparacaklar biliyor musunuz? Arkasını Atatürk'e dayamış. Anıtkabir'in önünde poz verince istediğini söylemekte serbestsin zaten. Atmış olduğu tweet'i bir erkek olarak atmaya cesaret edemem. Demiş ki tweet'inde, sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, Allah'ınızı, kitabınızı, o Arap peygamberinizi s... atarım. Şimdi sen kalkacaksın, benim Allah'ıma, kitabıma, peygamberime sinkaflı küfürler edeceksin. Seni gelip tutuklayacaklar, birileri de çıkacak, kıyameti koparacak. Ve bu koparılan kıyametten dolayı da yargı baskı altında kendini hissedip bu tür insanları serbest bırakacak. Bunu eleştirdiğin zaman karşına dikilen kendini bilmez geri zekalı sana ne diyor biliyor musunuz? Fikir hürriyeti var kardeşim, ben fikrimi söylüyorum. Ulan küfrün fikir olduğu nerede görülmüş?
İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki bir kadın sosyal medyada camileri bombalayıp paylaşımı yaptığı için derhal tutuklandı ve 1,5 yıl hapis cezası aldı. İngiliz vatandaşları sosyal medyada herhangi bir yaygara koparmadılar. Çünkü bu bir fikir değil, eyleme davettir. Ya anasını satayım, gerçekten bazen oturup diyorum ki biz nasıl bir ülkeyiz ya? Bu ülkeyi git medeni dediğim birkaç ülkeye anlat. Ya biz ölmüşüz, ağlayanımız yok derler. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha medeni, daha demokratik bir ülke yok derler. Bizde adamlar çıkıyor terör seviciliği yapıyor. PKK terör örgütünün cenazelerine gidip ağlıyorlar, yas tutuyorlar. Mehmetçiğin bunlara kurşun sıkmasından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanıyorlar diye iftirayla suçluyorlar. Suçlamalarına rağmen kendilerine hiçbir şey olmuyor. Bakın Rusya'ya, bir kadın Ukrayna'ya 51 dolar para yardımı yaptı diye derhal vatan hainliğinden dolayı tutuklayıp hapse attılar. Ne ceza alacağı da belli değil. Ne diyeyim ya? Sabahtan akşama kadar prim elde edebilmek için küfretmiş olduğunuz Allah sizin bin bir türlü belanızı versin ya. Vallahi de billahi de şu ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz. Ya nerede bir terörist var? Nerede bir Allah'a küfreden var? Nerede bir şerefsiz, haysiyetsiz var? Nerede bir ırz düşmanı var? Gidip dört elle sarılıyorsunuz. Yahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden, onu idam edeceğini söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı'nı savunan Türk mü olur lan? Sizin kanınızda bir bozukluk var dediğimiz zaman dönüp bizi Erdoğan'ın yalakası olarak ilan ediyorsunuz. Yok ülkede adalet yokmuş. Dilruba tutuklanırken Dilan Polat nasıl serbest kalır? Ya bu ülkede vergiden dolayı tutuklanan kim var? Bir göstersenize bize. Ya hazırlanan rapora, ki daha düne kadar o rapor doğrultusunda hareket edip Polat ailesini bir tek asmadığınız kalmıştı. Rapor çıktı ortaya. Ya arkadaş, bunların suçu günahı yok denildi. Bu sefer de dönüp masayı suçladınız. Polat ailesini koruyan var. Her şeyin doğrusunu bir tek siz biliyorsunuz. E şimdi devlet bu sosyal medya kirliliğini, bu namussuzlukları, bu alçaklıkları görünce dönüp sosyal medyanın kapısına kilit vuruyor. Bu sefer de çıkıp sosyal medyaya darbe yapıldı, bizi yönetenin adı diktatördür diye çığırtkanlık yapıyorsunuz. Vallahi ister çığırtkanlık yapın, ister bir yerlerinizi yırtın. Bu ülkede aklı selim birileri çıkıp devletine de, milletine de, bayrağına da, adaletine de sahip çıkabiliyor. Dilan Polat'la ilgili bu kararı verenler Türk adaletine eksik de olsa sahip çıkmıştır. Dilan Polat için fırtına koparanlara söyleyeceğim tek şey var. Adalet bu ülkede herkese lazım. Bugün Dilan Polat'a, yarın da size. Siz siz olun, ona göre klavyelerinizi konuşturun. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.